Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Fenerbahçe tarihinde 767 kez forma giyen Sayın Müjdat Yetkiner. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam, teşekkürler. Futbol hayatınız nasıl başladı ile bir giriş yapalım. Şimdi öncelikle şöyle bir başlamak istiyorum. Bugüne kadar yapmadığım ilki seninle yapıyorum. Bir röportaj yapıyoruz. Sağ olun hocam. Yani yaklaşık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrılalı 2 yıl, bir 4 ay falan oldu. Hiçbir basınla, hiçbir kanalla, hiçbir TV ile hiçbir röportaj yapmadım. Bu şansı sana verdim. Bu şansı sana niye verdim onu da söyleyeyim. İzleyenlerin dinlesin. Çünkü sen çok düzgün bir kızsın. Benim hem kız çocuğum var, hem kız torunum var. Kız evlatlarını biraz farklı görürüm, farklı severim. Senin zaten içinin güzelliği suratına vurmuş. Ve işini, mesleğini çok seven bir kardeşimiz, evladımızsın. O yüzden bu şansı sana verdim. Sorularının belki bazılarına kaçamak cevap verebilirim. Bugünkü konjonktür bunu icap ettiriyor. Evet, futbola nerede başladın? Evet, nasıl başladı? Hayatınız nasıl başladı? Futbola yaklaşık 60 yaşına giriyorum, bu Kasım'ın 16'sında. Her çocuk gibi en iyi oyuncağımız futbol topuydu. Ama bizim zamanımızda topumuz da yoktu. Mahallemizin çok değerli bir hocası vardı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatırsın. Deli Çetin diye bir hocamız vardı. Eski Galata'nın, Rize Spor'un kalecisiydi. Onun çocukları olmadığı için mahallenin gençlerini kendi çocukları olarak kabul ederdi. Ve bize mahalle takımı kurmuştu. Ve inanın tenis eskrim sahası vardı. Oradan tenis toplarını çalardık. Onlarla top oynamaya başladık biz. Yani bugünkü konjektürde grassroots dediğimiz sokak futbolunu uygulayan oyunculardan biriyim ben. Sonrasında 16 yaşınızda yanlış hatırlıyorum. Yani 15, babam rahmetli babam okumamı çok istiyordu. Ben de okumak istemiyordum. Ha, şimdiki düşüncemi sorarsan keşke babamı dinleseydim, iki üniversiteyi bitirip 3-4 dilim olsaydı. Ha, ben de bunları kendi çocuklarıma uyguladım ve ben başarılı oldum. Babam başarılı olamadı. Ama nur içinde yatsa, ama babam en azından liseyi bitirtti. Ondan sonra kendisi de eski Şafak Spor'un oyuncusuydu, futbolcuydu. Onun doğrultusunda, onun verdiği telkinler, nasihatlerden kendimi bir yere getirdim. 16 yaşında Altın Mızrak Spor Kulübü'ne gittim. Fahrettin Hoca, gene Deli Çetin, Fahrettin abiyle Deli Çetin hocamız yine Altın Mızrak Kulübü'nü aldı. Türkiye şampiyonu olduk Altın Mızrak Kulübü'yle. Oranın dönüşü, rahmetliye gene rahmet alıyoruz. Hüsnü Çil abimiz beni Fenerbahçe'ye getirdi. Grundig'in genel müdürüydü kendisi. Sonradan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticisi oldu. Futbol direktörü, futbol idarecisi oldu ve ondan da şampiyon olduk. Onun sayesinde Fenerbahçeli Müjdat oldum. Bugünlere geldik. Yani yaklaşık bir fiil 1978-79 senesinde Fenerbahçe'ye katıldım. 95 yılında bugünkü Fenerbahçe stadının eski halinde helikopterle inerek jübile yapıp hayatımı noktaladım. Tam 25 yıl geçti. Futbolcu olarak baktığınız zaman şu anki futbolcular mı daha şanslı, yoksa sizin zamanınızda oynayan futbolcu arkadaşlarınız ve siz mi daha şanslı? Tabii ki şu anki futbolcular, şu anki top peşinde koşan, şu anki gençler çok şanslı. Yani düşünün, ben Şeref Stadı'na yürüyerek gidiyordum. İnönü Stadı'na gittiğim zaman kaşar ekmek, meyve, ayran, tat satarak harçlığımı çıkarıyordum. Ve biz toprak sahalarda top oynuyorduk veya betonun üstünde top oynuyorduk. Toprak sahada kaydığımız zaman kalçalarımızdan 250 gram et bırakırdık. Yatağa yattığımız zaman evde, çarşafa yapıştığı zaman, sağa sola döndüğü zaman bağırarak kalkardık. Rahmetli annem, şimdi halledeceğim oğlum, şimdi halledeceğim oğlum, gelirdi çarşafımı ıslatırdı, sıkardı, şimdi yat derdi. Islak çarşafın üstüne yatardık. Islak çarşafın üstüne yattığın zaman o yanındaki 250 gram bıraktığın et yapışmazdı çünkü. Şöyle, biliyor musun? Doktor değil, cahil bir anne. Yani cahil kelimesini kullanmayalım. İnsan hiçbir anne cahil değildir, ama ne kadar zeki bir anne diyelim. O zaman bize böyle yapıyordu ve gecenin belli saatinde ballı sütü muhakkak getirirdi bize.
Evet. Bu şekilde sakatlanmalardan bahsediyorsunuz ama benim iletişim kurduğum kişiler hep Müjdat sakatlanmayan bir futbolcuydu, Müjdat sakatlanmayan bir futbolcuydu. Yaklaşık bir 16-17 sene Fener'de oynadım. 6 genç, 11 ümit, 38 milli oldum. Bu 16 sene içinde ağırlıklı savunma oyuncusuydum. Yaklaşık 40'a yakın, 38'e yakın bir gol atmıştım var diye biliyorum. Ve futbol takımının kaleci dahil her biriminde oynadım. Ve iyi bir futbolcuydum, iyi bir basketbolcuydum, iyi bir yüzücüydüm. Hep bunlar bir çocuğun yapması gereken şeylerdi. Bizim yapabilecek başka çevremizde başka hiçbir şeyimiz, alternatifimiz yoktu. Kahveye sokmazlardı bizi büyüklerimiz. Büyüklerimiz işte sigara içerken bizi yanlarından kovar. Tek silahımız futboldu. O çoraplarla yaptığımız, gazete kağıtlarıyla yaptığımız topumuzla oynardık. Ama şimdiki topçular anormal şanslı. Niye şanslı? Biz toprak sahada topçu olduk. Yani yandan, sağdan, soldan dikişleri patlak toplarla oynuyorduk. Şimdi öyle mi? Yani yün formalarımız vardı, yün çoraplarımız vardı. Yağmurda onlar ıslandığı zaman 3 kilo olurdu. Ve yani bugünkü Mithat Paşa, Fenerbahçe'si de şu anki Galatasaray'ın yeni yapılan ve yani şu anki bizleri yönetenlerin en büyük şeyi bütün statları yenilediler, bütün hastaneleri yenilediler, bütün yolları yaptılar, bütün havaalanları geliştirdiler. Ama bizim zamanımızda inanın soyunma odamızda sularımız akmıyor, tuvalete giremiyordunuz. Ve biz bu yokluğun içinde futbolcu olduk, milli futbolcu olduk. Aldığımız paraları söylemeyeceğim. Yani düşünebiliyor musunuz, bir 16-17 sene oynamış bir Müjdat Yetkiner Türkiye'nin en zengin futbolcusu olması lazım. Bugünkü konjektürde olmuş olsam sahalar çim. Ayakkabı en güzel. Çivili ayakkabı giymiş mi şimdiki oyuncular bilmiyorum. Tekmelik yok. Biz oralarımıza pamuk koyardık. Çoraplarla destekli pamuk koyardık. Şimdi en güzel tekmelik, en güzel forma. Biz bir sene oynadığımız formayı eşimize, dostumuza hediye edebiliyorduk. Şimdi öyle de ki üstünden çıkarıyor, her maç formayı veriyor. Yani storlarda görüyoruz, AVM'lerde görüyoruz. O çocukların giydiği, yani bugünkü o futbolcuların giydiği elbiseleri, ayakkabıları, kullandığı arabaları, oturduğu evlere kadar hepsinin helal hoş olsun, hiç gözümüz yok. Ama biz bu işin hammallarıydık. Eski arkadaşlıklarınızdan devam eden var mı? Var yani. Yani nerede, ne zaman görsek hepimiz birbirimize karşı saygılı, sevgili oluruz. Ama kaleci Nurettin'den görüşüyorum. Önder Çakar'la görüşüyorum. Yani zaman zaman Cemil abiyi görüyorum. Yani gördüğümüz zaman birbirlerimizden Rıdvan'ı görüyorum. İşte Aykut Hoca'yı görüyorum. Gördüğümüz zaman konuşuyoruz ama herkes kendi yuvasına taşındı. Herkes kendi çevresinde, kendi mahallesinde oturuyor. Ben de Türkiye'nin, İstanbul'un en uzak yerlerinden Zekeriya Köyü'de oturuyorum. Benim orada eski sporcu bir tane arkadaşım yok. En iyi rakibiniz sizce kimdi? Yani ezeli, ebedi dostluklarımız, rakiplerimiz tabii ki vardı ama... Yani bizim rakip gördüğümüz en büyük takımlardan biri Galatasaray'dı. Yani bir Fenerbahçeli Galatasaray'ı yendiği zaman Fenerbahçeli oluyordu. O zaman öyle öğretmişlerdi bize. O konjonktürün oyuncularıyız. Yani bizim için en önemli takım Galatasaray'dı. İlk tanıdığından beri değişmedi dediğiniz bir futbolcu arkadaşınız var mı? İşte difficult diyecektim. Zor bir soru. Değişmeyen sporcu arkadaşlarımın yani içinde en başa Aykut Kocaman'ı koyabilirim. Bana göre çok düzgün bir karakter. Her şeyden evvel iyi bir birey, iyi bir insan, iyi bir baba, iyi bir aile reisi, örnek bir lider. Kötü giden Fenerbahçe takımını eski topçuların içinde en fazla Selçuk Yula'dan sonra en fazla sahip çıkan Orhan Zeki Ak, gazeteci Orhan Zeki Ak'dan beraber kulübün en kötü zamanda en büyük destekçilerinden birileriydi. Fenerbahçe'de futbolcuyken en unutamadığınız anınız? Unutamadığımız anı biraz agresif bir soru sordun. Schumacher'le kavga etmem. Schumacher'in gözünü patlatmam. Nasıl oldu? Anlatır mısınız biraz? Yanlış hatırlamıyorsam, aslında bunları anlatmamak lazım ama bilinsin de istiyorum. Çünkü iki jübile yapıp paraları alıp kaçan bir adamdı. Çünkü biz ona
ederinden fazla değer verenlerdendik. Ankara Gücü maçı 4-0 mı 5-0 mı 4-0'dı zannedersem İsmail Kartal kardeşimiz bir penaltı yaptı. Ben de yani motive olsun, kurtarsın anlamında işte şimdi sana şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar, ellerimle hareket ettiğim için bu kardeşimiz soyunma odasında beni gırtlağımdan duşta kaldırdı, havaya kaldırdı. Biz de yani biraz agresif bir insandık. Agresif bir karaktere sahip bir sporcuyduk. Kavgacıydık, dövüşçüydük. İyi futbolcuyduk ama kavgacıydık. Yani o forma için kavga eden, savaşan kişilerden biriydim. Ben de ona Sarıdağ Cebert'in ne olduğunu gösterdim. Sonra Aziz Yılmaz abimiz Veysel Ömüş'le beni kendi odalarına aldı. Bir çiçek yaptırıp özür diledik ama bu unutamadığım bir, belki çok güzel bir örnek değil ama yaşanması gereken bir şeyi yaşattık, onu anlatmak için. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok samimi cevaplar veriyorsunuz. Fenerbahçe'de yaptığınız en büyük fedakarlık teknik ya da futbolcuyken. Teknik ekipteyken ya da futbolcuyken. Valla ben çok güzel bir soru sordun. Yani Fenerbahçe benim için çok özel bir yeri olan kulüp. En büyük fedakarlığı transferlerimde yaptım. Çünkü benim bir hedefim vardı. Fenerbahçeli Müjdat olarak başlayıp Fenerbahçeli Müjdat olarak bırakmaktı. Çocuklarıma en büyük mirasım zaten o formamın önündeki FB plakası. Yani bunları diğer röportajlarımda da söyledim. Gene tekrar ediyorum. Yani bugün yani gözlerimi kapayıp gitsem kim öldü? Fenerbahçeli Müjdat. Bu plakaya sahip olmak çok önemliydi. Fedakarlık yaptın mı diye soruyorsun. Tabii ki yaptım. Biz şimdiki oyuncular gibi menajerler vasıtasıyla, başkanlarla, yöneticilerle konuşmuyorduk. Ben tatil paramı alır, doğru eşimi, çoluğumu, çocuğumu alır, tatile giderdim. Ne aldığımı, ne alacağımı bilmezdim. Hiçbir zaman da bana işte ev alın, araba alın, şunu alın, buna pazarlığı yapmadık. Bu bir gerçek. Gelirdik, idarecilerimiz bize sana ev aldık. 2 sene bir dairede daire sahibi olurduk. Veyahut işte sana şu kadar para vereceğiz. Ne zaman verirler, ne kadarını verirler hiç hesap sormadık. Çok büyük fedakarlık. Aynen yani bu fedakarlıksa bunun adı. Evet bu fedakarlığı yaptım. Ve çok da mutluyum. İyi ki yaptım. Devre arasında yaşadığınız, aklınızda yer eden bir motivasyonunuz var mı? Var. Bu da çok güzel bir soru. Galatasaray maçı. 3-0 soyunma odasına girdik. Veselin Öç hocamızdı. Ondan sonra eski Ali Sami Yen stadını bilir misiniz bilmiyorum. Senin yetiştin mi yetişmedin mi bilmiyorum ama oyuncuların oturduğu alan, yanda duşlar ve tuvaletler olan iki bölümden oluşan bir. Müça yanıma gel dedi Veselinovic. Tabii Erman Şarcı abimiz Veselinovic de öldü. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, toprağı bol olsun. Onlara öyle denir. Tercüman Erman Şarcı abimiz de öldü. Tuvalet bölümüne çağırdı beni. Eyvah dedim, fatura bize kesildi. Korka korka gittik. Beni o sıra savunma oynatıyordu Veselinovic. Ondan 2 sene evvel geldiğinde gene şampiyon olmuştuk. O zaman orta sahaydı. Senden dedi bir ricam olacak dedi. Hocam ne demek yani dedim. Ne istiyorsanız yaparız. Bana dedi 2 sene evvelki oynadığın orta saha Müjdat'ı oynayabilir misin? Sadece 10 dakika oynamamı istiyorum dedi. Nasıl dedi biz ilk devre 3-0 mağlupsak dedi. İkinci bir maç yapıyoruz diye düşünelim dedi. Şimdi içeride anlatacağım bütün oyunculara dedi. Ve biz bu maçı 4-3 alıp soyunma odasına geleceğiz dedi. Ben de dedim ki öleceğimi bilsem, çatlayacağımı bilsem sana bu 10 dakikayı vereceğim hocam. Neyse işte arkadaşlarla konuştuktan sonra ikinci yarı başladı. Biz işte biraz baskı, pres, Galatasaray'a 10 dakika içinde 2 gol attık. Beni hemen geri aldı kendi savunma bölümüne ve 4-3 yendik. Bu benim unutamadığım anlardan biridir. O zaman şu şekilde başka bir soru. Milli takımda en iyi arkadaşınız kimdi ve bir milli takım anısı rica edeceğim. Milli takımda en iyi arkadaşım kimdi? Yani benim oynadığım zaman Fatih abi milli takım kaptanıydı. Arkadaş olamazdık çünkü o bir liderdi ama iyi bir insan. Kendisini de çok da severim. Çok da başarılı bir teknik adam oldu. Bu ülke futbolunun ilerlemesinde çok büyük katkıları oldu. Biz o zaman Metin Tekin'le, yani Rıza'larla, ne bileyim kim vardı? Rıdvan Hoca. Onlarla devamlı beraber olurduk. Hırslı bir futbolcu muydunuz? Ben fazlasıyla hırslı bir futbolcuydum.
Yani mağlubiyeti kabul etmeyen. Hem hırslı bir futbolcuydum hem de çok iyi bir futbolcu. İyi bir profesyoneldim her şeyden ama çok da yetenekli bir oyuncuydum. Yani bu ülke aralık gelecek belki. İzleyenler belki diyecek ama kendini övüyor filan diyecek ama yani doğruyu söylüyorum. Bir konuşmanızda hiçbir futbolcunun sırtından para kazanmak istemediğinizi söylemişsiniz. Evet. Bunu bizim Mustafa Çevik'le yaptığımız bir röportajda seneler evvel söylemiştim. Oğlum U21'in PAF takımın kaptanıydı. Orada oynuyordu. Baba menajerlik şirketi kuralım. Bir benim üstüme ben gireyim imtihanlarına. Hayır dedim ben. Yani ben futbolcunun üstünden para kazanmayı sevmiyorum. Benim işim değil, ben yapamam bu işi diye. Hatta biraz da sert davrandığımı iyi hatırlıyorum. Kendi de bilir, oğlum da izleyecekse bu programı. Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü olarak görev aldınız Fenerbahçe'de. Bu süreci anlatır mısınız? Nasıl başladı ve neler yaptınız? Demin de dediğim gibi aslında bu şike davaları süreci içinde biz başkanımıza destek olmak için cezaevine devamlı cuma namazına gider gibi ziyaretlere gidiyorduk. Bunun karşılığında cezaevi şeyi bittikten sonra Aziz abi bizi, sevgili başkanım, beni kulübe çağırdı. Sen bu kulübün kaptanlığını yaptın, kulüpte çalışmanı istiyorum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben dedim bir şey istemiyorum. Ben o zaman Futbol Federasyonu'nda İstanbul Bölge Sorumlusu olarak çalışıyordum. Bir squad ekibi kuralım. Oyuncu tarama grubu yapalım dedim. Ekibi ben kurayım. Bu ekibin başı ben olayım. Tamam dedi, kur dedi. İşte biz de iki arkadaşımızı alarak bu kurduk. Aradan iki ay geçmedi. Faruk Ulgaz'ın cenazesinde başkan doğru ofise gidiyorsun benim yanıma dedi. Gittik. Hiç damıcımı yok dedi. Altyapı koordinatörü olacaksın dedi. Squadlık ne olacak? İkisini birlikte yapacaksın dedi. Ben de tamam dedim. Geldik işte altyapıdaki hocalarla oturduk, tanıştık, konuştuk. Zaten altyapıya ilk hocayı da zaten Cengiz Hoca'yı almakla başladım. Beşiktaş'ta Cengiz Hoca Beşiktaş'ın hocasıydı, altyapı hocasıydı. Hatta ondan iyi bir 2001 takımı kurduk. İki tane Türkiye finali oynadı. Çok da başarılı oyuncular buldu. Cengiz Hoca zaten kendi dalında lider bir hocaydı. Bir ondan başarıyı yakalım. Finalde kaybettik ama. Furkan Hoca Türkiye şampiyonu oldu. Mustafa Hoca Türkiye şampiyonu oldu. Şenol Hoca Türkiye şampiyonu oldu. Bir dolu oyuncuya sahip olduk. Hep araştırdık. Ve bunların hiçbirini para vererek almadık. Ve bu göreve başladım ama bugünkü konjonktürde altyapı koordinatörlüğü yapmak çok zor. Yani ekibi çok iyi kurman lazım. Yani bugünkü konjonktürde altyapı hocalarının maaşlarının çok yüksek olması lazım. Çünkü maaşlar yüksek olmadığı zaman isim vererek konuşmayacağım. Bazı antrenörler annelerden babalardan peynirler zeytinler çalar. Bazıları işte kamplarda harcamalardan kendine rant sağlamaya çalışır. Yani bazıları oyuncuları menajerlere paslayarak komisyon almaya çalışır. Yani bu realite bütün kulüplerde var. Yani diyeceksin ki sağlam güvendiğin bir antrenör portföyü oluşturabildin mi? Oluşturabildim. Zaten iyilerin adlarını vererek konuşuyorum. Ama inanın çok zor. Yani çocukla uğraşmak, çocuğa yatırım yapmak, çocuk psikolojisini bilmek, sosyolojisini bilmek, ekonomisini bilmek, birinci, ikinci, üçüncü ergenliği bilmek. Yani bunlar hep zaman isteyen, efor isteyen şeyler. Hatta o zamanki konjonktürde gene Türkiye Futbol Federasyonu Çocuk Koruma Gülhan Hanım bir anayasa kitapçığı yapmamızı istemişti. Biz onu Türkiye'de ilk yapanız. Yani birinci, ikinci, üçüncü ergenliği Kayra diye bir kızımızdan aldık. Bütün yaş gruplarını aldırdık. Yani o ergenlik dönemi başlı başına bir büyük bir problem. Çünkü yatılı alıyorsunuz çocukları. Yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, okula yolluyorsunuz. Yatması sana ait. Gece kontrolü yapman lazım. 6 kişilik odanın içinde banyosu var ama ne yapar, ne eder. Hep yani inanın ben şimdi rahat uyuyorum. Çünkü bu çocuklardan hepsinden ayrıldım. 2 senedir rahat uyuyorum. Uyuyamıyordum çünkü. Çok zor bir görevdi ama meşakkatli bir görevdi. Tabii bu altyapıcılık çok çok daha önemli. Aslında biraz daha çok konuşmak istiyorum. Sana soru da sorduğuma imkanı vermek istemiyorum. Yo hocam, bugünkü konjonktürün içinde eğer altyapı koordinatörlüğü yapacaksanız her yaş kategorisinin bir çim sahası olması lazım. Yani bunları Türkiye Futbol Federasyonu'nda devamlı dile getirdim ve Fatih Terim'e de anlattım. Bir tane 3. ligde pilot takımınız olması lazım. Her kategoride bir çim sahanız olması lazım.
okulda tesisin için. Diyeceksin ki abi sen bunları nereden biliyorsun? Sağ olsun Aziz Başkan beni Brezilya'nın São Paulo'suna, Chelsea'ye, Manchester City, Barcelona, Juventus, Milan, Porto, AEK, yani gitmediğim altyapı Sporting Lisbon, hepsini gittim, gezdim, kameraları aldım, rapor halinde Aziz Başkan'a sundum. Bütün dünyadaki bu takımların hepsinin birer profesyonel takımları var. Bu tesislerin içinde 17 tane çim sahanın içinde. Yani o genç çocuk öğlen yemeğini gidip Messi'nin yanında oturup yiyebiliyor. Adamların ne kadar büyük bir kültürü, ne kadar bir zaman, efor harcadıklarını o zaman anlıyorsun. Değerli olduklarını. Agüero'yla mesela oturup yemek yiyor. Düşünebiliyor musun? Ya biz o kültürü yaratmak için dere ağzındaki yemekhanemiz vardı. İşte Cemil abi, Cemil Turan gelirse biz de hemen giderdik zaten yanına otururduk genç takımda oynarken. Veya Büyük Mehmet abimiz gelirdi. Veya Alparslan Eratlı gelirdi. Ama şimdi öyle bir imkanlar kalmadı ki. Yani o kültürü, o dünya takımları o kültürü yaratmışlar. O kültürle beslenerek oyuncu buluyorlar, geliştiriyorlar. Ve A takıma kazandırıyorlar. Altyapıda spor psikolojisiyle ilgili nasıl çalışmalar yaptınız? Vallahi 3 kişi çalışıyorduk. Ekonomiden dolayı bir tane Sedat diye bir kardeşimizi işten çıkarmak durumunda kaldık. O beni çok üzmüştür. Hala da üzülürüm. Keşke seninle de çalışabilseydik. Çok istiyordum o zaman. Olmadı. Ama 2 tane güzel kızımız vardı. Kalpleri de ruhları da güzeldi. Ben kendilerini çok severim ama benden sonra bıraktılar. Ya o bir planlama ile ilgili, yani oturup biz neyi nasıl daha iyi yapabiliriz'i tartışıyorduk. Mesela bir tanesinin önü öfke kontrolü. Kırmızı kart görenler, devamlı oyundan atılanlar, rakiple kavga eden veya arkadaşıyla kavga eden, tartışan çocukların öfke kontrolünü nasıl dindiririz? Mesela bir tane daha söyleyeyim. Sigara ve içki. Sigaranın, içkinin zararlarını anlatıyoruz. Tabii bu kızlarımız bunlara hazırlanıyor. Bizim bir toplantı odamız vardı. Her yaş kategorisine, sırf bunlara değil, annelere, babalara da anlatıyor. En büyük rol model zaten, birinci rol model ailenin annesi, babası veya amcası. Eğer ailedeki büyükler içiyorsa, ya benim annem içiyor, benim babam içiyor, ben de içeyim. Veya tesislerin içine geldiğinde hoca içiyorsa, ya kötü bir şey olsa benim hocam Hasan Hoca içiyor, ya ben de içerim. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsinin yasaklanması, bunların hepsinin dizayn edilmesi ve bunların zararlı mı değil mi? Yani sigara bugün akciğere zarar verir. İçki bugün karaciğere zarar verir. Çocuk bunu bilmeli. Ama anneler bunu içiyorsa çocuk bunu takmaz kafasına. Yani bunun gibi buna benzer bir dolu, yani demin de anlattım, birinci, ikinci, üçüncü ergenlik, çocuğun vücudunu tanıması, dişi erkek fark etmiyor. Ya bunların hepsinin bir ders olarak anlatılması, öğretilmesi gerekiyor. Okullarda bunlar işlenmiyor. Orası da bir okul. Yani Fenerbahçe Altyapı Akademisi de bir okul. Okul olmalı. O çocukların gelişip geliştirilmesi gerekiyor. Geliştirilen bu çocuklar belki futbolcu olmayabilir. Ama yarın senin gibi röportör olur veya psikolog olur. Ne bileyim o takımın yarın antrenörü olabilir. Ne bileyim o takımın beslenme uzmanı olabilir. O takımın avukatı olabilir. Yani dönüp dolaşıp geleceğimiz yer iyi bir birey, iyi bir insan, sonra iyi bir sporcu portföyü yaratmamız gerekiyor. 767 kez forma giyen bir futbolcu olarak kadın futbolu ile ilgili görüşleriniz nedir? Valla ben bütün dünya ülkelerini gezdim. Dünyanın her ülkesinde kadınlarımız futbol oynuyor. Ben de bir ananın evladıyım. Kadınlara çok değer veren bir insanım. Kızım var, kız torunum var dedim. Yani benim kızım da keşke torunum da futbolcu olsun. Yani bütün söylediklerimiz, inşallah Tayyip Erdoğan bizi dinliyordur. Bu lige fazla önem vermesi gerekiyor. Benim futbol takımlarım, geçenlerde Tayyip Erdoğan voleybolda şampiyon olan sporcularımızı karşısına aldı. Onların hepsine ödül verdi. Çok çok da düzgün bir kararla yaptı. Çok da mutlu oldum. Ama futbolcularımıza o sahayı vermemiz lazım. O hocaları bulmamız lazım. Deminden beri anlattığım o psikologlar, o kızların yanında destekçi olacak insan üniteleri olması lazım. O kızlara top veriliyor mu, saha veriliyor mu soru işareti. Benim zamanımda Futbol Federasyonu'na çalışırken yeni yeni gelişiyorlardı. Ve bütün aktiviteler, Avrupa'daki, dünyadaki bütün aktivitelere katılmalarını sağlamamız lazım ve okula sokmamız lazım.
Yani okul futbolu, bayan okul futbolunu kurmamız lazım ki geliştirebilirim. Yani 20 tane takımla Türkiye'de bayan futbolu gelişmez. Yani fazla da ileriye gitmek istemiyorum. Sayın Aziz Yıldırım'la aranızda nasıl bir iletişim vardı? Nasıl bir başkandı kendisi? Vallahi Aziz abiyi ben çok seviyorum. Benim yani babam kadar sevdiğim bir insan. Kendisi de akrep burcu, ben de akrep burcuyum. O 3 akrep, ben 16 akrebim. Otoriter bir başkan. Yani Fenerbahçe'nin 1 lirasına zarar verdirmez. Yani o kadar kulübü seven bir insandır. Ama sporcularına büyük imza bıraktı. Zaten büyük bir miras bıraktı. Yani bizim zamanımızda o derazı toprak sağ göl olurdu. Cemil Turan, kaptan Cemil Turan çekici keskiyi verirdi. Biz delikler açardık da sular aksın gitsin de idman başlasın diye. Ben bırakmadan 3 sene evvel suyun içim yaptırdı mesela. Gittim bağıra çağıra. Tamam dedi, yaptırıyorum, söz dedi. Bütün ortopedik yatakları aldı. Çocuklar rahat yatsın diye. Yemekhaneye 600 milyar lira para, ankestra mutfak yaptı. Yemekhane personelini çoğalttı. Yani kulüp binasını yeniledi. Bir basket sahasını yaptı. O stadı kendi elleriyle yaptı. Gece 3'te kalkıp baret kafasında betonları suluyordu. Yani incek testlerini yaptı. Yani bugün topuk yaylası milyar dolarlar eder. Öyle bir yatırım hiç kimse yapmaz. Başkaları olsa kendine çiftlik yapardı. O Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yatırım yaptı. Şimdi genç sporcularımız da kalıyor orada. Bilmiyorum gidip gördünüz mü? Görmenizi de isterim. Görmeyen taraftarlara turlar açılıyor. Gitsinler görsünler ne kadar büyük bir miras bıraktırdığını. Yani benim çok sevdiğim, saygı duyduğum ve ölene kadar da saygı duyacağım bir liderim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bana bir imkan yarattığı için. Birlikte çalışmaktan en keyif aldığınız hocanız kimdi? Veselin Öviç. Nur içindi. Yani bütün hocalarımdan keyif alırdım da. Yani onun sporcuya yaklaşımı, onun sporcu ilişkileri, onun yani bir psikolog gibi, bir baba gibi, bir abi gibi oyunculara yaklaşması. Yani onun bize verdiği motivasyon çok önemliydi. Fenerbahçe'den ayrılış sürecinizi anlatır mısınız? Vallahi o kadar en istemediğim soruyu sordunuz. Yani bununla ilgili de çok konuşmak istemiyorum. Yani Aziz Yıldırımcı olduğum için gönderildim, saygı duyuyorum. Detaylara da girip anlatmak da istemiyorum. Ve sadece şunu söylüyorum. Ben bir baba değilim, dedeyim. Ayrılma sürecinde oruçluydum. Sayın Başkan, bana küfür ediyormuşsun. Kendisi kendi röportajında kendisi de beyan etti. Ben duymadım ama bana söylediler. O söyleyenlere hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar net söyleyeyim. Bir daha söylüyorum, üstüne basarak, ben bir baba değilim, dedeyim. Kaptanlık yapmışım. O müzeden içeri girdiğiniz zaman 767 Müjdat Yetkiner yazıyor. Başka kimse yazmıyor en tepede. Ben niye yedim ki? Abisi Jubilem'de 7000 tane bilet satmış. Jubilem'de abisinin verdiği paralarla çocuklarımı, kızımı, oğlumu okutmuş. Bunu söyleyen yalancılar hakkımı helal etmiyorum. Ve kimse bana ve bir ekibime çalışmadı, oyuncu bulmadı, altyapı çok kötüydü diyemez. Tek tek oyuncuların isimlerini çıkararak verir. Hepsi benim elimde, dosya halinde. Yani benim Furkan'ımın, benim Mustafa Erten'imin, benim Şenol Çorlu'mun, Cengiz Hocam'ın, Sabbet Hocam'ın, oradaki kaleci antrenörü Gökhan Hoca'nın hakkını kimseye yedirtmem. O çocuklar büyük özveriyle çalıştılar. Mevcut yönetiminin geçtiğimiz sezon birçok transferleri oldu. Sonuç belli. Şu an yapılan transferlerle ilgili görüşleriniz nedir? Valla bu konuyla ilgili de yorum yapmak istemiyorum. Yani ben spor yorumcusu değilim. Burada Emre Belözoğlu'nu eleştirmem benim için doğru değil. O takımın kaptanı gelmiş. Onun da birikimi var. En fazla milli olmuş. Ülkeyi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmiş. Ha, yeğenine de sahip çıkmış bir adam olarak konuşuyorum. Ben de onun abisiyim, büyüğüm. Yeğenine de orada forma şansı verip idmanlara çıkarıp sahip çıktım. Onun şeyini... Söyle adını, doğru mu yanlış mı şeyinin tartışmasını onunla yapsanız daha iyi olur. Çünkü ben Fenerbahçe takımını eleştirmekten keyif alan bir adam değilim. Ya üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Yani Fenerbahçeli taraftar gibi, Fenerbahçe'yi sevenlerden biri olarak üzülüyorum.
Ali Koç ile ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmış bir durum var. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Ne gibi yanlış anlaşılmış? Bu küfür olayından bahsettiniz ama bununla ilgili olumlu bir şey söylemek ister misiniz? Ya da yok, şöyle yani... söyleyeyim. Hocam, Koç ailesini seven bir insan olarak biraz önce de kurduğunuz cümlelerin üzerine Sayın Ali Koç ile karşılaşıp bu yanlış anlaşılmaya konuşmak ister misiniz? Hayır, o benimle zaten o iletişimi kurmak istemedi ki. Benimle o iletişimi kurup toka yapıp ayrılsaydık çok mutlu olurdum. Altyapı ile ilgili benden bir fizibilite, rapor isteseydi çok mutlu olurdum. Ben Koç'a karşı olan bir insan olsam bugün bu sizin röportajınıza geldiğim yerde kapının önünde Koç'un cibine biniyorum. Yani o zaman Koç'un cibine binmem. Ve yani sırf bir senedir bilmiyorum, Koç'un Ford'una biniyorum. Evet. Hem Ford arabam var, hem Jeep var. Nasıl olacak? Koç'a karşı olan bir insan Koç'a küfür edebilir mi? Benim gibi insan edemez. Ben aktif ve vefası olan bir insanımdır. Ne diyorum? Hakkımı helal etmiyorum onu söyleyenlere. Bu çok önemlidir. Yani ben oradan helallik alarak çıktım. Evimdeyim, oturuyorum, mutluyum, gayet mutluyum. Zaman zaman ava gidiyorum. Kedim var, köpeğim var, kuşlarım var. Çok mutlu bir hayatım var. Kızımı jimnastiğe götürüyorum. Kızım dediğim torunumu jimnastiğe götürüyorum. Bazen piyanoya götürüyorum. Tansa Türk'ün orada piyano çalıyor. Bunlar beni mutlu ediyor. Bahçeyi ekiyorum. Domates biber ekmeği öğrendim. Salatalık ekmeği öğrendim. Maydanoz dereotlu ekmeği öğrendim. Eşime eskiden çok bu kadar zaman ayıramıyordum. Şimdi ona zaman ayırıyorum. Çocuklarıma zaman ayırıyorum. Ve hiç karşıya kulübe gitmiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani aslında bunlara girmesen daha iyi olurdu ama 17 sene Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış, top oynamış bir adam polis zoruyla der ağzından dışarı atılabilir mi ya? Bunu yapabilmeleri için bana hırsız, uğursuz, şikeci, ne bileyim yani tecavüzcü, İstismarcı, öyle bir insan olmam lazım benim. Futbolcu olmak isteyen kardeşlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani futbolcu değil, sporcu olmak isteyen kardeşlerime hangi branşı yapıyorlarsa o branşı sevecekler, iyi yaşayacaklar. İyi antrene olacak, iyi antrene yapacaklar, iyi beslenecekler, iyi uyuyacaklar. Ve her şeyden evvel rehberlerinde iyi arkadaş biriktirecekler. Yani bugünkü yaşadığımız dünyada arkadaş çok önemli. Yani arkadaş seni vezir de eder, rezil de eder. Bilmem anlatabiliyorum. Eğer içki içen arkadaştan gezersen, sigara içen arkadaşlara illaki sen de başlarsın içme. Yani yol arkadaşını, sınıf arkadaşını, hayat arkadaşını çok iyi bulman lazım. Zaman zaman sana da nasihatler veriyorum, kızıyorum. Evet. Bazen bağırıyorum, belki kızıyorsun. Hayır. Yani bir babayla değil, dedeyle konuşuyorsun. Bu röportajı da seni çok sevdiğim için teşekkür verdim. Ederim hocam. O zaman Fenerbahçe taraftarımıza söylemek istediğiniz bir şey varsa vallahi, son olarak onu da alalım. Bu işin aslında en üzüleni, cefakar, fedakar kesimi taraftar. Yani onlar bizim başımızın üstünde yerleri var. Onlar geldiler, o tribünleri doldurdular, para verdiler ki bizim 3-4 tane dairemiz var. Şimdi o paralarla çocuklarımızı okuttuk, büyüttük, bugünlere geldik. İşte onlar sayesinde camia büyüdüğü için, o büyük camianın bir ferdi olarak o camiada bıraktım. Diyorum ya işte FB plakasıyla yaşamak çok önemli. Şu an futbolu bırakalı 25 sene olmuş. Hangi şarküteriye girsem, hangi kalabalık bir ortama Müjdat geldi, Fenerbahçeli Müjdat geldi diyorlar. Bunu dedirtmek, bu çok önemli. Onun için bizim için özel insanlar taraftarlardır. Teşekkür ederiz hocam, çok ben keyifliydi. Ben teşekkür ederim, her şey gönlünce olsun. Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. İnşallah her şey gönlünce olur. Amin. Bu azminden dolayı, bu yüreğinden dolayı, bu kalbinin güzelliğinin suratına vurmasından dolayı hep koparacaksın. Hep çalışacaksın, hep güçlü olacaksın. İnşallah hocam. Çok ve ailene faydalı olacaksın. Ailene layık bir insan olacaksın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.